Kız Dorin, şimdi seni alasım geldi bir anda. Çekil bismillah. Allah'ım aldım. Aldım. Arkadaşlar. Ben aldım Dorin'i. Ben aldım Dorin'i. Ay! Aldım bir anda. İnanmıyorum kendime. Koridor. Dorin çıldırdı. Böyle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Pamuk Dori'nin yine aşı günü. Ama bugün Lina o kadar mutlu ki ilk defa Lina kedimizin aşı olacağı için seviniyor. Çünkü neden? Lina uzun zamandır biliyorsunuz dışarı çıkamıyordu. Bugün artık Lina'yı da götürmeye karar verdik. Ve ilk defa veterinere bizimle gelecek Lina. Daha önce hiç veterinere gitmemişti. Gelince de bize epey bir soruyordu. Anneciğim orası nasıl bir yer? Göründüğü gibi mi? Videolarını izleyince görüyordu. Göründüğü gibi mi? Pamuk Dorin gelirken ağladı mı? Beni sordu mu? Çok fazla merak ediyordu. Evet. Bugün bütün merakını giderecek. Çünkü kendisi de bizimle gelecek. Acaba kedimize maske taksay mıydık? Takalım mı? Evet, evet anneciğim. Evet anneciğim. O zaman bence çıkalım. Bence. Çünkü akşam olmak üzere. Hadi. Hadi bakalım. Kapattın mı sen bunu? Arkadaşlara merhaba de Dorinciğim. Merhaba. Şimdi tekrar aşı günü Dorinciğim. Eyvah. Çıktı pençe. Pençeler çıktı. Arabadan çok nefret ediyor arkadaşlar ya. Sürekli miyavlıyor. Ama o arabadan nefret ettiğinden değil Lina. Kapalı kalmaktan nefret ediyor. Kafesinden nefret evet. ediyor. Bir 5 dakika falan miyavlıyor ama sonra susuyor. Gidelim mi canım? Evet. Hadi kalk o zaman. Yaha. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz veterinerde. Oradan da ciciler almaya. Bizi izlemeye devam edin. Sonuna kadar izleyin. Bakalım bu tatlişe neler alacağız neler. Ay dışarıya çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Çok. İlk defa dışarıya çıkacağım. Yuhu. Sonunda hava. Lina yine yağmur yağıyor. İnanmıyorum ya. Biz bu Dorin'i arkadaşlar ne zaman götürsek ama gerçekten ne zaman götürsek hep yağmur yağıyor. İyi yolculuklar. Birbirinize iyi bakın. Oh be. Miyavlaması durdu. Başımı şişirdi. Başımı. Anne. Canım. Ağlayacak mı Dorin? Yok kızım. Miyavlasın. Sana aşı yaptıklarında, iğne yaptıklarında sen çok canın acıyor mu çok fazla? Biraz. Biraz değil mi? Onunki de o kadar işte. Birazcık. Doktorun yüzünü gerçekten çok merak ediyorum. Hiç gitmedin bu sefer ya? Evet. Bu sefer farklı bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü rahatsızlık geçirmiş Dorin'in doktoru ve bugün açamamış maalesef. Başka bir veterinere gidiyoruz. Ay elbise nerede var? Evet bayağı bir elbise varmış. İşte böyle bir yer anneciğim veteriner. Lina şimdi hiç kıyamıyor arkadaşlar. Canı acıyacak mı? Canı acıyacak mı? Gelene kadar yol boyu onu sordum. Dikkat et, kaçıyoruz. Kaçmasın tamam mı anneciğim? Buraya koy, alışsın kızım, alışsın koy. Aşı. Yok artık bundan sonra bunlar bitiyor. Sadece 2 ayda bir iç dış parazit. Tamam. Bu arada biz yanlış söylemişiz arkadaşlar. Anladım. Mantar aşısı değilmiş. Dur kızım, korkma, korkma anneciğim. Ay 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 tamam. Ne oldu? Lina üzüldün mü? Üzülme kızım. Ay ay ay. Yok bir şey. Hemen annem geçin. Yok bir şey. Tamam. Kızma. Tamam. Ama senin sağlığın için. Dur gözünü temizleyeceğim. Bu kuduza aşısıymış arkadaşlar. Biz mantar diye yanlış biliyormuşuz değil mi Lina? Ay ne söylendi. Tamam kızım tamam. Lina'ya bakar mısınız? Yerinden seni ne oldu? Anne. Üzülme Lina. Üzülme çünkü geçti. Çünkü sağlığı için. Bu sağlığı için. Diye. Aaa ısıracağım al ısır. Yaktı tamam, herhalde tamam, kıyamam tamam, ben sana. Biraz acıttı evet. Lina bu biraz senin ağzına. Bizim kedi biraz nazlıymış Lina duydun mu? E sen de o kadar aşı oldun. Tamam. Olabilir. Şimdi gözlerini sileceğim yakışıklı olacak. Canım. Bak daha yakışıklı bak geçti bile sustu gördün mü Lina'cığım? Gördüm mü? Sustu. Ha, gel sev bakalım. Ha. Hadi sev ben de senin fotoğrafını çekeyim ha, gel. Bakalım. Geçti gördün mü? Yani normalde şu an çoktan geçiyorsa artık bu şeyi ne yapıyorsun? Nazlı mı? Nazlı. Gitme anneciğim. Kaçar. Gel. Çok. Koyalım onu anneciğim çantasına. Sakinlesin kız. Gel. Gel. Üzülme.
Bak, bize kızdın mı? Lina geçti kızım, o sustu, sen hala ağlıyorsun, hayret bir şey. Lina, ay ben seni yerim. Hiç dayanamadın mı sen kedine? Geçti bak. Anne, kedime ödül olarak buradan güzel elbise şey alacağız şimdi, ödül elbisesi. Hadi gel, ödül elbisesi bakalım sana. Hadi. Biz elbise alalım, kısa süreli giydirip çıkartırız. Bunu da pek sevmiyor, strese giriyor. Onlar kışlık ama. Onlar kışlık annem. Tamam. Bak neye bakalım? Şu ince gibi. Bak buna bakalım mı? Ha onlar olur. Bak bu çok tatlı. Ay, o da güzel. Çok tatlıymış. Sandalyeyi alsak mı? Gönlöz. O nasıl? O da mı elbise? Bak bu da çok tatlı Lina. Bence bunu alalım. Ne dersin? Çünkü bu yazlık ya. Evet yazlık. Diğerleri çok şey olur. Onlar orada durayım. Heraş'ı da bir elbise. Ne şanslı kedi bu böyle. Ha Lina. Ödülleri bitmiyor. Dorin'in. Arkadaşlar biz evimize geldik. Bir bakar mısınız şunun tipine ya? Ağrısı sızısı gitti. Üzerinden 2-3 saat kadar vakit geçti. Ona böyle tatlış bir tırmalama sopası aldık. Tırmaklama ihtiyacını gidermesi içinmiş bu arkadaşlar. Aynı zamanda koltukları falan tırmalamaması için. Bir nevi bize de yardımcı olacak diyeceğim ama çok şükür bu zamana kadar hiçbir koltuğun falan tırmaladığını görmedik. Uslu bir kedimiz var. Ama bunu da çok sevdi. Nasıl oynuyor bununla? Ay Önel. Yukarı tırmandı. Ay tatlım ya. Ne sevimli bir şeysin sen. Tabii biz her aşısında bir ödül alıyorduk. Bugünkü ödülümüz de bu bir minnacık tişörtü oldu. Bakar mısınız şuna arkadaşlar? Bunu Lina beğendi orada. Şimdi onu giydireceğiz. Bir de statik elektrik yöntemiyle eldivenle böyle okşar gibi severek yaptığımızda bütün tüylerini dökecek çok pratik bir şey bulduk orada. Hani ben tarayamıyordum ya. Böyle bir korkuyordum ya arkadaşlar. Şimdi artık korkmadan kedimizi artık ben de tarayabileceğim. Hem de hiç korkmadan böyle sever gibi dokuna dokuna tarayabilecekmişim bunu. Bak şimdi bakayım bir. Ay ben seni yerim. Oo güzelim benim. Oh ne güzel. Oh. Oh prenses. Tara. Evet. Tara. Ne kadar kolay. Bakar mısınız? Sürmemle hemen gelmesi bir oldu. Kedi besleyen aileler çok iyi bilirler. Size de birazcık kısa bir bilgi olsun. Hani beslemek isteyenler, almak isteyenler falan varsa diye. Bana yazanlar oluyor arkadaşlar Instagram'dan ya da video yorumlarımızdan. Biz de kedi almayı düşünüyoruz Rukiye Hanım ama gerçekten zor mu kedi bakmak? Korkuyoruz biraz. Evi çok kirletiyor mu? Tüyleri çok dökülüyor mu diye. İnanın çok fazla abartılıyormuş kedi bakmak. Kedi bakanlardan ben çok fazla şunu duydum. Koltuklarımı yırttığı, ev mahvoldu, evin altını üstüne getirdiği, her yer kıl tüy. Hiç öyle bir şey yok. Bilmiyorum belki de bunun cinsinden öyle. Bunun cinsi Scottish. Bunu da çok soranlar var. İskoçyalı bir kedi. Çok az miktarda tüy döküyor. Bir de bizde tüylerini almak için biliyorsunuz bir tarak var. Makas gibi. Onu böyle gezdiriyorsunuz, tarıyorsunuz. Bütün tüyleri geliyordu. Bir de böyle statik elektrikli eldiven üretmişler. Çok kolay gördüğünüz gibi. Bunu da buradan açıklamak istedim. Çok fazla yorum geliyor çünkü bununla ilgili. Sen elbisesini giydirmek için bana yardımcı olabilir misin? Evet hemen ben geçeyim. Ondan sonra da bununla oynatalım onu. Dorin elbiseyi gördü kaçtı. Çok fazla sevmiyor. Strese giriyormuş tabii. Çok fazla öyle elbiseyi giydirip 24 saat bekletmek de olmaz. Bu da aklınızda olsun. Böyle giydiriyorsunuz. Birkaç fotoğrafını, videolarını çekebilirsiniz. Biraz işte şık görünsün gözünüze, sevimli görünsün diye böyle 1-2 saat kadar üstünde kalabilir ama devamlı olarak elbiseyle de gezdirmemek gerekiyormuş. Ama şimdi nasıl şeker bir şey olacak göreceksiniz. Hadi giydiriyorum ama bırakma tamam mı anneciğim? Dur bir saniye. Şu açık kısmı poposuna gelecek. Tatlım gel. Bir saniye. Hadi yapacağım. Yapacağım. Ay yaptım. Yaptım arkadaşlar. İnan ki kafasını ben geçirdim. Kolunu da öyle yapacağız. Çıkar. Ha ben önüne mi koyayım? Tamam. Ama gider. Al annem sen bununla oyna. Hadi annem. Dur kaçacak. Lina dur. Rahat bırak. Ama bu olmaz. Bu olmayacak. Bence bunu baban yapsın. Yok. Arkadaşlar bunu ben çekeyim. Pamuk ne yapıyorsun? Sinir oldu. Tanersen sen hallet Taner. Geç. Kolunu aç öyle giydir Taner. Isırıyor dur. Bebek giydirir gibi giydirir misin? Ay!
Çok güzel olacaksın. Bak tepete kızmışım. Aa! Gel Dorin, gel buraya gel. Şöyle tut. Tamam. Ay gitti. Yine gitti Lina. Koş getir anneciğim. Ay ayağımın üstü. Bir de ayağımın üstünden geçti arkadaşlar. Allah, evi birbirine kattı. Ne oldu buna? Coştu Dorin. Şu an tam oyun zamanı. Oyun oynamak istiyor. O yüzden böyle çılgınlar gibi koşuyor. Heh. Aferin. Hızlıca ayakkabılarını da giydir. Kollarını. Ay benim kuzuma. Aferin kuzuma. Onu ters giydirdik. Bitti şapşal. Aferin. Hadi kızım ya. Kafada çıkıyor. Hadi Taner. Ayağı takıldı da ısırıyor. Dur çıkaralım. Rahatlasın birazdan. Haydi. Olmadı. Taner beceremeyecek bu işi. Yine bana kaldı galiba. Bu sefer başaracağım. Hadi bakalım. Senden umutluyum bu kez. O bana oldu. Lina patisinin bir tanesini kaldır. Sağ taraf tamam. Tamam. Hiç diğerini de. Çok güzel olacaksın Dorin. Vallahi nasıl yakıştı Dorin. Hadi kızım giy şunu. İnanılmaz tatlı olacaksın kızım. Hayal nereye götürdü? Turgu nereden geçirdi bak. Dur Dorin dur. Ya sesin yok. Giydi mi? Bir tanesini giydi. Hadi diğerini de. Tutundu. Ay fıstık ya. Oyna. Evet çok şanslı. Çünkü senin kedin. Tırmalama kızım. Tırmalama. Bitti. Oo, hadi bitti kızım bitti. Az kaldı. Şu ucu çıktı. Tamamdır. Hadi Taner. Oley. Oldu galiba. Hadi giydir. Tişörtünü çeker misin aşağı kadar? Tam girmedi Taner hadi. Hadi kızım. Aç. Ay ısıracak Lina. Oldu. Heh şimdi oldu. Oley. Aferin Orişi. Çok güzel oldun. Gel buyurun. Gösterir misin bir? Ay ben seni yerim. Dur bir şimdi. Bir sakin dursun şimdi. Gıcık oldu evet. Böyle. Şimdi alışır ama. Yeni giydi ya ondan. Şimdi oynat kızım. Oynat alışsın. Fıstık. Çok güzel oldun. Güle güle giy anneciğim. Güle güle giy benim minnokum. Nasıl güzel oldu öyle. Oh. Bakın arkadaşlar. Böyle kafasını iyice sevebiliyorum artık. Eskiden bu minik kulaklara falan hiç dokunamıyordum. Patişine falan. Bakın şimdi dokunabiliyorum patişlerine. Ama kucağıma hala alamıyorum ben bu minnokumu. Değil mi minnok? Ona da gelecek sıra. Ama çok güzel olmadım arkadaşlar. Şunun tipine bakın ya. Çok yakıştı. Bir yere insin de görün şimdi net olarak. Harika oldu. Allah yıkıldı Dorin. Yıkıldı ya bu ne? Ay annem. Sana ne oldu? Elbiseyi giyince bir psikolojin mi bozuldu? İstemiyor musun anneciğim? Utanıyor. Ne yapıyor bu elbise giydi? Kendini bir tuhaf mı? Aşı oldu ya yorgun. Ondan öyle. Tabii o da var. O da var değil mi kızım? Hadi kalk oynayalım gel. Senin küçük kafa. Minnok. Hadi. Hadi ver. Ay. Oy. Lina. Patisinin altına dokundum. Gördün mü anneciğim? Eskiden yukarısına bakıyordum. Şimdi altına dokundum. Ay. Aman. Tırnak uçlarını hissettim ama. Prenses Dorin'imin uykusu gelmiş. Uyuyacak vallahi elimde. Ninni mi söyleyeyim ben sana anneciğim? Şunun göbüşüne bak göbüşüne. Göbüşüne bak göbüşüne. İyi mi ben seni? Arkadaşlar bakın neler yapıyorum. Ben bugün coştum. Bu elbiseyi giyince korkum da kalmadı. Kız Dorin şimdi seni alasım geldi bir anda. Çekil bismillah. Allah'ım aldım. Aldım. Şoktayım böyle bir şey olamaz. Ben bunu nasıl yaptım? Allah. Dorin'i aldım gel. Ay.
Kocaman öpücüğü hak ettim. Bir daha alacağım. Bir daha alacağım Lina. Bu elbise bize uğurlu geldi. Evet. Arkadaşlar elbiseyle vallahi alınıyormuş rahat. Kediden korkan arkadaşlarım. Anneler, babalar, çocuklar, her kimseniz. Lütfen bir kediyi almak istiyorsanız elbiseyi giydirin. Bismillah deyip böyle koltuğun altından böyle aldım. Arkadaşlar hayatımda ilk defa bir hayvanı avuçlarımın içinde ben taşıdım. Benim ağırlığımla kalktı o hayvan yerden. Aferin sana, büyük bir başarıydı. Evet, şu an hala şoktayım. Anneciğim, seninle gurur duyuyorum. Ay çok teşekkür ederim anneciğim. Sen çok güzel bir annesin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün ben de kendimle gurur duydum. Bu minnoşa hiç alışamayacağımı düşünüyordum. Ama alıştım. Çok uykusu geldi. Yorgundu, halsizdi. O yüzden elbisesini çıkardık. Burada böyle mayıştı, uyudu gitti. Artık bunu böyle rahatsız etmeyelim. Ben senin ağzını yüzünü yerim Minnokya. İnanın kucağıma alınca sevgisi 2-3 kat daha arttı. İnanın yani böyle bir şey yok ya. Artık hep alırım. Alışırsam ben bunu senin kucağına vermem. Kendi kucağımdan indirmeyebilirim Lina. Ya anne ya. O kadar da değil diyorsun. Hadi videomuzu kapatalım artık. Kedimiz de rahat etsin. Aşı oldu. Çok yorgun. Uykusu var. Bugünü böyle geçirecekmiş çünkü. Uykulu, sersem geçirecek. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Minnoşumun da uykusu geldi. Dışarıda yoruldu tabii. Biz oradan çıktıktan sonra birazcık da gezdik. Oraları çekmedik. Bugün vlogu kedi vlogu olsun istedik. Kediye özel olsun diye. Lina'nın başka vlogları da gelecektir mutlaka. Şimdi Lina ve Pamuk doğru uykuya. Taner ve biz de başka bir videoya. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Lina'nın videosunun altına açıklama kısmına kendi kanalımın linkini de bırakıyorum. O linki tıklayarak benim de birbirinden eğlenceli ve güzel videolarımı takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için onun da linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın canımın içleri, sizi çok seviyorum. Ama dur iş. Alışacağız. Alışacağız kızım, alışacağız. Benim minnak minnak minnak.